Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sorularla karşınızdayız. Arkadaşlar 8 sorumuz var. 1. sorumuz efsane ve destanı karşılaştıracağız. 5 madde istiyoruz. 2. sorumuz destanların oluşum aşamalarını ve açıklamalarını istiyoruz. 3. soru destanları eşleştiriyoruz. Dördüncü sorumuz destan motiflerini istiyoruz. Beş tane. Beşinci sorumuz roman ilklerinin eser ve yazarlarını istiyoruz. Altıncı sorumuz ki en önemli sorumuz. Tanzimattan milli edebiyata kadar romanı karşılaştıracağız. Önemli bir soru. Yedinci sorumuz sıfat tamlamalarını bulacağız. Sekizinci soru da cümle türleriyle ilgili bir sorumuz. Arkadaşlar videonun notlarını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Ayrıca daha önce çektiğimiz video vardı. Onun da linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. İzlemenizi de tavsiye ediyorum. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz 10 puanlık bir soru. Destan ve efsaneyi karşılaştırıyoruz. Arkadaşlar bir destanlar nazımdır yani şiir şeklindedir. Efsanelerse nesir yani düz yazıdır. 2. Arkadaşlar destanlar millidir, efsanelerse evrenseldir. Yani siz aynı efsaneyi başka bir millette görebilirsiniz ancak aynı destanı başka bir millette göremezsiniz çünkü o millete hastır. 3 Arkadaşlar destan toplumu ilgilendiren bir konudur. Çünkü destanlar göç, deprem, felaket, yangın gibi toplumu derinden etkileyen bir olaydan doğmuştur. Bu yüzden destan toplumsaldır. Efsane ise bireyi ilgilendirir. Bireyin inançları ile ilgili bir durumdur. 4. Arkadaşlar destanlar gerçek olaylardır. Ancak yayılma evresinde abartılmıştır. Yani gerçektir. Efsaneler ise arkadaşlar hayal ürünüdür. Ancak insanlar inançları, kutsalları gereği bunları gerçek kabul eder. 5. Arkadaşlar destanlarda savaşçı tip vardır efsanelerde ise idealize edilmiş tipler vardır. Yani aslında toplumun görmek istediği tipler vardır. Evet arkadaşlar efsane ve destanı karşılaştırdık. Farklı yönlerini söyledik. Tabi efsane ile destanın ortak noktaları da var. X de anonimdir. Yani halkın yaratılarıdır. İkisinde de öyküleyici anlatım vardır. İkisi de nesilden nesile aktarılmış ürünlerdir. Evet birinci sorumuzu bitirdik. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz destanların oluşum aşamalarını ve açıklamasını yapınız. Arkadaşlar destanlar 3 aşamadan oluşmuştur. Birincisi çekirdek yani doğuş aşaması. Arkadaşlar birinci aşama çekirdek yani doğuş aşaması. Bu aşamada toplumu derinden etkileyen bir olay yaşanacak ki bu göç olabilir, deprem olabilir, savaş olabilir, kıtlık olabilir, yangın olabilir. Bu çekirdek aşamasıdır. Yani oluşum aşaması. İkinci aşama arkadaşlar yayılma yani gelişme evresidir. Yayılma evresinde arkadaşlar olay dilden dile dolaşıyor ki abartmaların da olduğu evre bu evredir. Üçüncü aşama derleme aşamasıdır yani yazıya geçirme aşaması. Arkadaşlar bu evrede destan geleneğini bilen bir sanatçı, bir yazar, bir şair bunları derleyecek, toparlayacak. Evet arkadaşlar 3 evremizi yazdık. Şunu da bilmenizde fayda var. Türk destanlarından hiçbir tanesi derleme aşamasına yani yazıya geçirme aşamasını tamamlamamıştır. Dünya edebiyatında Homeros, İlyada ve Odessa destanlarını derlemiştir. Firdevsi, Şehname'yi derlemiştir. Lönrot, Kalevela'yı velayı derlemiştir. Bizim edebiyatımızda ise hiçbir destan 3. aşamaya yani derleme aşamasına ulaşamamıştır. Arkadaşlar destanların oluşum aşamalarında şunu da bilmenizde fayda var. Doğal destanların aşamalarıdır bunlar. Yapay destanlarda bu aşamalar yoktur. Yapay destanlarda yaşanan bir olayı kaleme almıştır. Yani yayılma evresi yoktur. Üçüncü sorumuz destanları eşleştiriniz diye bir soru destanlarımıza bakalım. Manas, Kalevela, Mahabharata, Igor, İlyada, Nibelenguen, Bifl, Gılgamış, Lesit, Şehname. Bunlar destanlarımız. Bunları şu milletlerle eşleştirmemiz lazım. Hint, Alman, Sümer, Kırgız, İspanyol, İngiliz, Fin, İran, Yunan ve Rus. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Manas Kırgızların destanıdır ki dünyanın en uzun destanıdır. 2. Kalevela Finlerin destanıdır. Lönrod tarafından kaleme alınmıştır. 3. Mahabharata Arkadaşlar Mahabharata ve Ramayana Hintlerin destanlarıdır. 4. Igor Igor Rusların destanıdır. 5. İlyada, İlyada ve Odessa arkadaşlar Yunanların destanıdır. 6. Nibelengüen, Almanların destanıdır. 7. Beowulf İngilizlerin destanıdır. 8. Gılgamış, dünyanın en eski destanıdır. Sümerlere aittir. 9. Lesit, İspanyollara ait bir destandır. 10. Şehname, İranlara ait bir destandır. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bitirdik. Bunları bilmemiz lazım. Sorularda, sınavlarda karşı, sınavda büyük ihtimalle karşınıza çıkacaktır. Dörtüncü sorumuz 5 puanlık bir soru. Destan motiflerini yazınız. Motif dediğimiz şey destanları yönlendiren, destanlarda yer alan ve başka destanlarda da yer alabilecek Türklerin sık sık kullandığı kavramlardır. Arkadaşlar Türk destanlarında en önemli motiflerden bir tanesi kurttur yani bozkurt kök kökbörü de denir buna. İkincisi ok ve yay. Üçüncüsü mağara. Dördüncüsü ışık. Beşincisi rüya diyebiliriz. Tabi bunları arttırabiliriz. Daha fazla motif var. Mesela kırklar motifi var. Ya da taşı motifi var. Ak sakallı ihtiyar motifi var. Ağaç motifi var ki bunlar önemli motiflerdir. Yazıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar motiflerimiz bunlar. Zaten söyledik. Bu beşini iyice bilmeniz lazım. Burada tabi ağaç motifi de önemli. Evet beşinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki roman ilklerinin eser ve yazarlarını yazınız. 16 puanlık bir soru. Arkadaşlar ilk edebi roman. ilk edebi roman Namık Kemal'in İntibah adlı eseridir. 2. İlk yerli romanımız İlk yerli romanımız Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat adlı eserdir. 3. İlk tarihi romanımız ilk tarihi romanımız Namık Kemal'e ait Cezmi adlı eserdir. 4. İlk çeviri roman ilk çeviri romanımız arkadaşlar Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. İlk realist romanımız Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eseridir. 6. İlk köy romanı, ilk köy romanımız Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseridir. 7. İlk psikolojik roman, arkadaşlar ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseridir. 9. Batı tekniğine uygun ilk romanlar, arkadaşlar batı tekniğine uygun ilk romanlar Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah ve Aşkı Memnu adlı eserleridir. Evet arkadaşlar bunları yazdıktan sonra bu soruyu da bitirdik. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Altıncı sorumuz Tanzimat'tan milli edebiyata romanı karşılaştıralım. Arkadaşlar Tanzimat 1, Tanzimat 2, Servet Fünun ve milli edebiyatı karşılaştıracağız. Hangi yönlerle? Dili kullanma yönleriyle, işlediği konularla, etkilendiği akımlarla, sanat anlayışlarıyla, sanatçının tutumu yani kişiliğini gizleyip gizlememesi ile ilgili hangi mekanlara yer verdi ve 3 tane yazarımızı istiyoruz. Evet, dil anlayışıyla başlıyoruz. Arkadaşlar Tanzimat 1'de sadeleşme amaçlanmış ancak başarılı olunamamıştır. Tanzimat 2. dönemde ise arkadaşlar sadeleşme amacı yoktur. Ağır bir dil vardır. Servet Fünun döneminde Tanzimat dönemindeki ağır dil biraz daha ağırlaşmıştır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. Milli Edebiyat döneminde ise sade bir dil kullanılmıştır. Konu yönüyle baktığımız zaman Tanzimat 1. dönemde yanlış batlaşma, cariyelik, kölelik gibi konular işlenmiştir. Tanzimat 2'de de yine yanlış batlaşma, cariyelik ve kölelik konuları vardır. Servet-i Fünun döneminde ise aile hayatı vardır ki zenginlerin aile hayatıdır. hayal hakkat çatışması vardır bireysel konular işlenmiştir. Milli Edebiyat döneminde ise Kurtuluş Savaşı, Vatan Sevgisi, Aşk gibi konular işlenmiştir. Yani toplumsal konular ağır basmaktadır. Evet konu yönüyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi etkilendikleri akınlara bakalım. Arkadaşlar Tanzimat birinci dönemde romantizmden etkilenmişlerdir. Sakın klasizm demeyin çünkü romandayız. Klasizm şiir ve tiyatroda olur. Romanda klasizm olmaz. Romanda tanzimat birinci dönemde romantizm vardır. Tanzimat ikinci dönemde realizm vardır. Tanzimat dönemde ise realizm ve naturalizm vardır. Servet fünun dönemde de yine realizm ve naturalizm vardır. Milli edebiyat dönemde ise realizm vardır. Anlayış olarak baktığımız zaman arkadaşlar tanzimat birinci dönemde sanat toplum içindir. Tanzimat döneminde baskılardan dolayı sanat sanat içindir. Servet Firun döneminde de yine sanat sanat içindir. Milli Edebiyat döneminde ise sanat toplum içindir. Sanatçının tutumuna baktığımız zaman arkadaşlar, Tanzimat birinci dönemde sanatçı olaylara müdahale etmiştir. Yani sanatçı kişiliğini gizlememiştir ve gerçekçi betimlemeler yapamamıştır. Tanzimat ikinci dönemde sanatçı kişiliğini gizlemiştir. Yani olaylara müdahale etmemiştir. Bu da aslında iyi bir şeydir. Betimlemeler de gerçekçidir. Hem Servet Finun'da hem de Milli Edebiyat'ta arkadaşlar sanatçı kişiliğini gizlemiştir. Yani Tanzimat ki Servet Finun ve Milli Edebiyat'ın ortak noktasıdır. Kişiliğini gizlemişlerdir. Betimlemeler gerçekçidir ki bu realizmin etkisidir. Mekan arkadaşlar Tanzimat bir Tanzimat 2, Servet Fünun dönemlerinde Mekan İstanbul'dur. Milli Edebiyat döneminde ise Mekan Anadolu'dur. Evet. Yazarlarımız arkadaşlar üçer tane yazar yazacağız. Bazılarını söyleyeceğiz arkadaşlar. Tanzimat birinci dönemde Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ki yazı makinesi olarak bilinir ve Şemsettin Sami örnek olarak verilebilir. Tanzimat ikinci dönemde Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım örnek olarak verilebilir. Servet Finun döneminde Halil Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın örnek olarak verilebilir. Milli Edebiyat döneminde Halide Edip adı var, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Refik Halit Karay örnek olarak gösterilebilir. Evet arkadaşlar en zor sorumuz buydu zaten bunu çözmüşseniz bu mantığını anlamışsanız karşınıza çıkabilecek tanzimat bir tanzimat ki servet film ve milli edebiyatla ilgili her soruyu cevaplandırabilirsiniz. Mesela milli edebiyatın özelliğini yazın diyorsa işte sade bir dil kullanmıştır kurtuluş savaşı vatan sevgisi aşk gibi konular işlenmiştir realizm akımından etkilenmiştir sanat toplum içindir anlayışını benimsemişlerdir. Sanatçılar kişiliğini gizlemişlerdir. Betimlemeler gerçekçidir. Mekan olarak Anadolu kullanılmıştır. Halide Edip adı var. Yakup Kadir Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay bu dönemin sanatçılarıdır gibi cevaplar verebilirsiniz. Yani bu tabloyu anladığınız zaman aslında bu dönemleri anlamışsınız demektir. Çok önemli bir tablo. Bunu kesinlikle özümsemeniz gerekiyor. Devam ediyoruz. 7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfat tamlamalarını gösteriniz. Arkadaşlar sıfat tamlaması olabilmesi için bir isim ile bir sıfat olması gerekiyor. Yani nerede sıfat varsa orada aslında sıfat tamlaması vardır. 5 puan demişiz. Demek ki 5 tane istiyoruz. Hemen bakalım. Yoksul fare diyor. Yoksul fare nasıl fare? Yoksul fare. Koca ormanda nasıl orman? Koca orman burada bir tane daha var. İki etti. Hep korku içinde yaşarmış. Tilkiden korkar. Kurttan ödü kopar. En çok da yaban kedisini görünce dehşete düşermiş. Arkadaşlar yaban kedisi nasıl kedi yaban falan demeyin. Yaban kedisi isim tanımlamasıdır. Bırakın bu yabani hayvanları Nasıl hayvanlar? Yabani hayvanlar. Hangi hayvanlar bu hayvanlar? Yani bu yabani hayvanları kısmı yine sıfat tamlamamızdır. Etrafında dal çıtırdasa yüreği ağzına gelir. Korkudan bayılacak gibi olurmuş. Farecik bu korkuya, hangi korku? Bu korku burada da yine sıfat tamlamamız var. Dayanamayacağını anlayınca ormanın kralı aslana gidip kendisini tüm korktuklarından Hangi korktuklarından tüm belgisiz bir sıfat var. Sıfat almaması yine korumasını istemiş. Fakat aslan farenin ricasını hadsizlik olarak niteleyip fareyi huzurundan kovmuş. Arkadaşlar 5 tane sıfat anlamamız var. Bunu da bitirdik. Basit bir soruydu. Devam edelim. 8. sorumuz cümle türleriyle ilgili bir soru. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin özelliklerini ...belirtilen boşluklara yazınız. Arkadaşlar beş tane örnek verdik ki zaten mantığını anlatacağız size. Yüklemine göre isim cümlesi mi fi cümlesi mi olduğuna bakacağız. Yüklemin yerine göre kurallı mı devrik mi eksiltili olup olmadığına bakacağız. Anlamına göre olumlu, olumsuz soru ve ünlem cümlesi olarak ayıracağız. Yapısına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere... 4'e ayırırız. Mantığını da size öğretmeye çalışacağım. İlk cümlemiz öğretmenin amacı konuyu doğru bir şekilde anlatmakmış. Arkadaşlar anlatmakmış bizim yüklemimizdir. Şimdi yüklemine göre baktığımız zaman anlatmak bir fiilimsidir. Fiilimsiler de isim soylu cümle kabul edilir. Bu yüzden yüklemine göre bu bir isim cümlesidir. Sakın anlat kısmını almayın fiilimsi varsa ki anlatmak mak diyemiyoruz. Bu bir fiilimsidir. Bu yüzden isim cümlesidir. Yüklemin yerine göre arkadaşlar yüklem sondaysa kurallı cümledir. Sonda değil başta ya da ortadaysa devrik cümledir. Ki yüklemimiz sonda olduğu için bu kurallı bir cümledir. Anlamına göre baktığımız zaman arkadaşlar anlatmakmış diyor. Yani olumlu bir cümle. Anlatmamakmış deseydi olumsuz bir cümle olacaktı olumlu cümle diyoruz. Yapısına göre baktığımız zaman arkadaşlar, yapısına göre basit cümlede tek bir yüklem vardır. Yine birleşik cümlede de tek yüklem vardır. Arkadaşlar basit cümlede tek bir yüklem vardır ve içinde fiilimsi yoktur, başka bir cümle yoktur, şartlı bir ifade yoktur, kili bir ifade yok. Yani yan cümle yoksa bunlar basit cümlelerdir. Ki bakalım Öğretmenin amacı konuyu doğru bir şekilde anlatmakmış. Buraya baktığımız an tek bir yüklemimiz var. Artı herhangi bir fiilimsimiz yok. Ya da başka bir cümle yok. Ya da kili birleşik bir cümle yok. Ya da mili ya da şartlı birleşik cümlemiz yoktur. Bu basit bir cümledir. Yani cümlemiz yüklemine göre isim, yüklemin yerine göre kurallı, anlamına göre olumlu, yapısına göre basit bir cümledir. İkinci cümlemiz Yanında oturan ilginç adamı gözlemliyordu bizim çocuk. Arkadaşlar gözlemliyordu burada yüklemimizdir. Gözlemlemek bir fiil olduğu için yüklemine göre fiil cümlesidir. Yüklemimiz sonda olmadığı için ki kendisinden sonra başka bir ifade gelmiştir. Bu yüzden devrik bir cümledir. Gözlemliyordu diyor. Anlamına göre olumludur. Gözlemlemiyordu deseydi olumsuz olacaktı. Olumlu bir cümledir Yapısına göre baktığımız zaman arkadaşlar Oturan burada an sıfat fiil vardır Yani içinde fiilimsi vardır yani yan cümle vardır ve tek yüklem vardır Bu Girişik birleşik bir cümledir yani birleşik bir cümledir içinde fiilimsi olduğu için Ki fiilimsiler Yan cümle kurarlar Üçüncü cümleye bakalım Ya bu deveyi güleceksin Ya bu diyardan gideceksin dediğimiz zaman arkadaşlar ya bu deveyi güdeceksin bir cümle ya bu diyardan gideceksin başka bir cümle. Yani iki tane yüklemimiz var. Güdeceksin ve gideceksin. Son yükleme göre değerlendirme yapıyoruz. Gideceksin bir fiildir. Gitmek fiil olduğu için bu yüklemine göre fiil cümlesidir. Yüklemi sonda olduğu için ki bunu baz alıyoruz arkadaşlar. Bunu baz almıyoruz. Dikkat edin burası yok. Buna göre gitmemiz lazım. Yani kurallı bir cümledir. Anlamına göre baktığımız zaman gideceksin diyor. Gitmeyeceksin deseydi olumsuz bir cümle olacaktı. Gideceksin dediği için olumlu bir cümledir. Evet gitmek belki zihnimizde olumsuz bir şey çağrıştırabilir. Ama gideceksin yani eylem gerçekleştiği için bu olumludur. Yapısına göre baktığımız zaman arkadaşlar iki tane cümlemiz var. İki tane yüklem olduğu için bu ya sıralıdır ya bağlı bir cümledir sıralı cümle olsaydı virgül ya da noktalı virgülle ayıracaktı. Ancak bağlaçlarla bağlanmış. Bu yüzden bu bağlı bir cümledir. Evet yani cümlemiz fiil, kurallı, olumlu ve bağlı bir cümle. Bu cümleye baktığımız zaman arkadaşlar ayağı öküz ayağı gibiydi. Beli kurt beli gibiydi. Göğsü ayı göğsü gibi tüylüydü şeklindedir. Ayı göğsü gibi tüylüydü kısmı yüklemimizdir arkadaşlar. Tüylü kısmı isim olduğu için yüklemine göre isim cümlesidir. Yüklemimiz sonda olduğu için ayı göğsü gibi tüylüydü kısmı sondadır. Bu yüzden kurallı bir cümle. Anlamına göre baktığımız zaman arkadaşlar ayı göğsü gibi tüylüydü diyor. Tüylü değildi olsaydı olumsuz olurdu. Ancak burada tüylüydü diyor. Anlamına göre olumludur. Yapısına göre baktığımız zaman arkadaşlar, ayağı öküz ayağı gibiydi bir cümle, beli kurt beli gibiydi başka bir cümle, göğsü ay göğsü gibi tüylüydü bu da başka bir cümledir. Yani üç cümlemiz var ve bu cümlelerimiz virgülle bağlanmıştır. Bu yüzden sıralı cümledir. Sıralı cümlelerde en az iki tane yüklem olması lazım ve bunlar virgül ya da noktalı virgülle bağlanması gerekiyor. Yani sıralı bir cümledir. Beşinci cümlemiz, karşıdakileri hiçbirini sevmiyor. Onların da kendisini sevmediklerini biliyordu herhalde. Diye bir cümlemiz var. Arkadaşlar burada biliyordu bir yüklem, sevmiyor başka bir yüklem. Yani iki tane cümlemiz var burada. Şimdi buna bakarak gitmemiz gerekiyor. Biliyordu yüklemine göre bir fiil cümlesidir. Bilmek fiildir. Yüklem sonda olmadığı için ki yüklemden sonra farklı bir öge var. Yüklem sonda olmadığı için devrik bir cümledir. Anlamına göre baktığımız zaman burada sevmiyor olumsuzdur. Ama buna bakmamız gerekiyor. Biliyordu olumludur. Ve hocam hiç olumsuz koymamışsınız. Evet bu da bizim eksiğimiz olmuş. Dikkat etmemişiz. Keşke yerlerini değiştirseydik. Yani olumsuz bir cümle de koysaydık ki zaten burada olumsuz yargı var. Nasıl olumsuz olduğunu da zaten size söyledim. Burada olumlu bir cümlemizdir. Anlamına göre olumlu bir cümlemizdir. Yapısına göre baktığımız zaman arkadaşlar iki tane cümle olduğunu söylemiştik. Ki kaç tane yüklem varsa o kadar cümle vardır. Burası bir cümle, burası da başka bir cümle ve virgülle bağlanmıştır. Bu yüzden sıralı bir cümledir. Bunu da yazarak sorumuzu bitirmiş olduk. Arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Daha önce çektiğimiz videoyu bu videonun sonuna ekleyeceğim. Ona basarak izleyebilirsiniz. Ya da videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Ayrıca notları da ekleyeceğim. Onu da indirebilirsiniz. Kendiniz de çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın.